Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan kün tərtibdiki xəbərlərini huzuruna sunuş qırışımız. Qənəmizdə diqqətlər ekranımız. Germaniya, Angliya, Avropa İttifaqı qatarlıqlar lagerlər haqqıdakı məxfi hüccətlərə inkas bildirdi. Germaniya, Angliya va Yevropa ittifoqi Xitoyning 24 noyabr kuni oshkorlangan lagerlar haqidagi maxfiy hujjatiga inkos bildirib, Xitoy rejimini xalqaro jamiyatning rayonda erkin tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas 26 noyabr kuni Germaniya Suditen Zeytun gazetasining ziyoratini qabul qilganda, Xitoyning ustiga olgan xalqaro kishilik huquq mas'uliyatini ado qilishi kerakligini bildirib, agar lagerlarda 100 minglagan Uyg'ur tutib turilayotgan bo'lsa, xalqaro jamiyat buningga ko'z yumalmaydi deganlarni bildirdi. Angliya muhofizachi gazetasining xabar qilishicha, Angliya tashqi ishlar ministrligi 25 noyabr kuni bayonot e'lon qilib, Xitoyni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sharq Turkistondagi lagerlarda darhol va cheklimsiz tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Xabarda Angliya tashqi ishlar ministrligining bu chaqiriqni e'lon qilishiga Xitoyning yaqinda oshkorlangan lagerlar haqidagi maxfiy hujjati sabab bo'lganligi ta'kidlandi. Xabarda qayd qilinishicha, Angliya tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga va Sharq Turkistondagi boshqa etnik millatlarga qaratilgan madaniyat, diniy erkinlik jihatlaridagi chekidan oshgan cheklovlarga xotima berishni talab qildiganligini bildirgan. Shu kuni yana Yevropa ittifoqi bayonot e'lon qilib, rayondagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarini tanqid qildi. Yevropa komissiyasining ayol bayonotchisi o'zlarining yangi oshkorlangan maxfiy hujjatning tafsilotlariga baho bermaydiganligini bildirib, lekin siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarining mavjudligiga Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarning keng ko'lamli ta'qiblanishi va madaniyat diniy erkinliklarining cheklanishiga qarshi izchil fikr bildirib kelayotganligini ta'kidladi. 24 noyabr kuni Washingtondagi xalqaro tekshirish axborotchiligi birlashmasi Xitoyning lagerdagi tutqunlarni qandoq boshqarish haqidagi maxfiy hujjatlarini oshkorlab, xalqaroda qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Xitoy Amerika bosh elchisini tashqi ishlar ministrligiga chaqirdi. Amerikaning Beijingda turishliq bosh elchisi Terri Branstad Xitoy tashqi ishlar ministrligiga chaqirtildi. 26 noyabr Janubiy Xitoy atigarlik gazetasining xabarida bildirilishicha, Xitoy Amerikaning Beijingda turishliq bosh elchisi Terri Branstadni Xitoy tashqi ishlar ministrligiga chaqirib, norozilik bildirdi. Xabarda Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerika Kengash palatasi va Avom palatasi tarafidan tasdiqlangan va Hong Kongdagi namoyishlarni qo'llaydigan qonun taklifiga norozilik bildirish uchun bosh elchi Terri Branstadni Xitoy tashqi ishlar ministrligiga chaqirganligi. Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Jing Ziguangning bosh elchi Terri Branstadga Amerika parlamentining tasdiqidan o'tgan Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun taklifiga Xitoyning qattiq qarshi turganligini bildirganligi. Shundaqla Amerikaning Xitoyning ichki ishiga aralashishni to'xtatishni talab qilganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, Hong Kongdagi namoyishlarni qo'llaydigan Amerika Kengash palatasi bilan Avom palatasining tasdiqidan o'tgan qonun taklifi prezident Donald Trampga yo'llangan. Mazkur qonun taklifi Hong Kongdagi namoyishlarda yo'l qo'yilgan qattiq qo'lliq va kishilik huquq dafsandichiligiga mas'ul Xitoy amaldorlari va saqchilarga embargo yurgizishni o'z ichiga oladi. Bu hafta xalqaroliq taratquvlarining ko'zi jazo lageriga tikildi. Yaqinqi bir necha hafta ichida oshkorlangan Xitoyning jazo lageriga aloqador ichki hujjatlar xalqaroning diqqatini tortgandan keyin har qaysi davlatlardagi muhim televiziya kanallari bu 1-2 kun ichida jazo lagerlari haqida maxsus xabar tarqatmoqda. Amerika televiziya kanali CNN, Tor kanali Vice News, Avstraliyaning SBS, Kanadaning CBC kanali, Yarishari xabarlari kanali qatorliq televiziya va tor kanallarida Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida xabar va qisqa film tarqatildi. Filmda jazo lagerdan chiqqan shohidlar va chet elda yashayotgan faoliyatchilar guvohlik berib, Xitoyning jinoyatlarini fosh qildi. Bulardan sirt jazo lagerlari masalasi Turkiyadami kun tartibga kelgan bo'lib, bir necha kun burun TGRT kanalida maxsus xabar tarqatildi. Turkiyadagi asosliq gazetalardami Sharq Turkiston temasi bosh battdan o'rin oldi. Undan boshqa bir necha donliq YouTube kanali Sharq Turkiston haqida film ishlab tarqatgan bo'lib, ko'rilish soni millionlarga yetdi. Yangidan oshkorlangan Xitoyning ichki hujjatlari xalqaroni Xitoyning jinoyatlari haqida yangi dalil isbotlar bilan ta'minlangan bo'lib, Xitoy doiralariga og'ir besim bo'lmoqda.
Әң еңі қабарды ашқарылынша, Қытай дайырлары мұнасыветлік ішкі хөйжетлеріні көйдіріп, йоқтышқы бұйрық түшірген болып, рақамлаштырылген ішкі хөйжетлеріні көріш хоқуқының дәрежесіні мұ юқыры көтірген. Қытайның Куайя намлық юмталіні ішләткен 40 мың ұйғыр тұтқын қылынған. Қытай режимінің Лушуй намлық бір шіркетнің юмталіні ішілдіп, 40 мың ұйғырны лагерге қамағанлығы ашқарылынды. Washington'daki Xalqara Tekşiriş Axbaratçılığı Birləşməsinin 24-cü noyabr aşkarlığan Xitayının lagerlər haqqındakı məxfi hüccətindən məlum olduğu Xitay rejiminin 2017-ci ilə 2-ci ayda başlanğan kən köləmlik tutqunda telefonuna Kuayya namlıq yumtalını yükləb, o arqalıq Qurani-Kerim və bəzi dini məzmunlarını düşürgən Uyğurlardan 40,557 kişi tutqun qılınıb lagerə qamalğan. Növbəti Xitay dairələrinin bu 40,000 kişinin telefon sallıq uçuruğa qandaq erişkənliyi diqqət qozğumaqda. Angliyadagi Saudi ichki xabarlar to'rining bildirishicha, Kuayya namliq bu yumtalni Beijingdagi Lushui namliq bir telefon yumtal shirkati ishlab chiqargan bo'lib, bu yumtal telefon abonentlarini Qur'oni Karim va boshqa diniy mazmunlarni telefonga yuklashga va uni boshqalar bilan hamba-harlashishga rag'batlantirdi ekan. Bu uchurlar Amerikadagi xalqaro tekshirish axborotchiligi birlashmasining 24 noyabr kuni oshkorlangan Xitoyning lagerlar haqidagi maxfiy hujjatlarida tilga olingan. Hüccette kayıt kılınışça yerlik dairlerge yukarıkı 40,557 nöper kişini bir mi bir tekşürüş, onlar özlerinin günahsız işkerliğini ispatlamağanda, onlarını yığıveliş lagırlarına kayıt terbileşke evetiş hakkıda buyruk berilgen. 24. noyabr günü aşkarlanan mezkur hüccet halkaradı kattık gulgulu kozgıdı. Bu aktiki haberlerde Xitay rejiminin mezkur yumtalını işletkücü abunutlarının sallık malumat ambarına kandak erişkerliğe enik bulması mı? Lekin Xitay rejiminin abunutlarının sallıq uçurunu talep qilish, onlarının şahsi uçurlarına kaçan halisi şucağda erişiş küçü barlıqı təkidlengen. Amerikadaki IPVM namlıq bir video nazarat uçur merkezinin bildirişçe, növetti mezkur organ Xitay rejiminin uyğurlarına alaqadar 13 yıl texnikilik analiz türünü Xitayının içkiri ölkülerdeki tətqiqat orullarına hüddigi bərgəllikini baykağan. Hong Kong'da namayışçılar 10 gündən beri saxçılarının qorşavı astıda durmaqda. Xitayın Hong Kong Alahidi Məmuri Rayonu valisi Carrie Lam Texniki Üniversite mərkəzində 10 gündən beri saxçılarının qorşavı astıda tirkişibatqan oquqçular, əgər öz ixtiyarlığı bilən üniversitetini taşlab çıxıb getişini xalasa, saxçılarının müdaxilə qılmaydığanlığını bildirdi. Hong Kong valisi Carrie Lam axbarat elan qılışığını çağırıb, Texniki Üniversitede hazır mı 100'ye yakın okuqçının sakçılarının korşavı asıdı turvatkallıqı dair eniklimi berdi. Karilam, üniversitedeki bu əhvalını həlqiliş üçün məktəb rəhbərleri, psixologlar, ictimai xizmət mütəxəssisleri, səhiyyə xadimleri və səviyyəlik mürəssəkilərdən təşkil tapqan bir bixətərlik ətirti qurulğallıqını etdi. Bu ətirətinin namayışçı okuqçılarını üniversitet binasının bixətər ayırlışı üçün qayıl qılış xizmətlərini işləydiğallıqını təkidləyən Vali Karilam, Saxçılar içidikilərini küşkürtməsdən, münasib pəyti kəlgən haman içigi besib giriş üçün kütüb durmaqda, dedi. Hong Kong Texniki Üniversitede hazırmı 100-ge yakın namayışçı oquqçı 10 gündən beri saxçılarının qorşavı asıdı durmaqda. Hong Kongda iyon eydin buyan davamlaşıbatqan hükümetki və Xitayga qarşı namayışlarda, yıqınqı həftələrdən buyan saxçılar bilən toqunuşub qaldığan işlər köpəyməkdə. Yeni Zelandiyada Sharqi Turkiston haqida intayin ahamiyatli yig'ilish o'tkazildi. 24 noyabr yakshanba kuni Yeni Zelandiyada intayin ahamiyatli bir faoliyat o'tkazildi. Uyg'urlar duch kelayotgan milliy qirg'inchilik bosturlishlarga qarshi dunyoning har qaysi joylaridagi sadolar kuchaymoqda. Shuning jumlasin Yeni Zelandiyada Uyg'urlarning oz bo'lishiga qaramay intayin ahamiyatli bir faoliyat o'tkazildi. Yeni Zelandiyaning Auckland shahridagi musulmonlar tashkiloti va har qaysi yerlik ijtimoiy tashkilot hay'atlaridan bo'lib, Uyg'urlarning do'sti nomida bir guruhi tashkillandi. Orqadan bu guruhning tashkillanishi va iqtisodiy chiqimlarni ustiga elishi bilan 24 noyabr yakshanba kuni Uyg'ur madaniyat ko'rgazmasi o'tkazildi. Faoliyatda Shawudin Abdul G'afur o'z oilasiga kelgan fojialarni so'zlab o'tdi. Uningdan boshqa Uyg'urlar haqida so'z qilganlarning hammasi Uyg'ur emas bo'lib, ular Uyg'ur xalqining kelib chiqishi, madaniyati va ular uchrayotgan qattiq bosturishlar haqida so'z qilishdi. Yig'ilishga 100 dan ortiq kishi qatnashgan bo'lib, xalqaro kechirim tashkilotidan Margaret Taylor xonim muhim so'z qildi va xalqaroni harakatga chaqirdi. Auckland tinchlik harakatidagi advokatlar Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlarni ekranda ko'rsatib turib, doklat berdi.
söz kılıkçılar içindeki kişilerine en tasar kılığan söz bolsa, Uyghurlar sözlese, onlarının uruk tukkalları teximi iğir zulümüge kalı diken. Ondaqta Uyghurlar üçün biz sözleyimiz diken söz boldi. Söz kılıkçılarının hemmesi birdek sözlerinin ahırıda biz sizler bilen bille sizler az emez. Biz zulümüge birlikte karıştırımız deyiş arqılıq Uyghurlarga medet berdi. Yığılış ahırda her xil Uyghur taamlarına birlikte iğiz tigişken yığın ahli, keyinki basqıçlıq hareket üçün alaqı ve plan turguzdi. Dünya eğer Uyghurlar üçün hareketki kelimese hiç kim kişilik hukuktan söz açmasın. 24 noyabr yekşembe günü Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da yolu kuyvatkan ceza lagırlarına münasibetlik bir qatar məxpi hüccetleri aşkarlanğandayken lagırlarının kölümü ve onun pütkül Uyghur cemiyeti görüstüvatkan təsirleri xalqarada zor inkas qozgumaqda. Xalqaradaki nüfuzluq akbaratlar həmmesi bu vaxtı məxsus xəbərlərini işləb tarqatdı. CNN televiziyası bu vaxtı tarqatkan xəbərde aşkarlanğan hüccetlerini birmi-bir közdün keçirip çıkan tətqiqatçı Adrian Zeniz'in ziyaret kıldı. Adrian Zeniz, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da əməliyleştirilmiş siyasetleri haqqıda intayın muhim təfsilatlarına aşkarıldı. O, CNN televiziyasına kılgan sözüde, o közdün keçirgen bu məxbi hüccetlerde minliğen Uyghur yezi xalqıya ait sallıq məlumatlar barlıqını ve bu sallıq məlumatlardan qarğanda bir kısım orullarda 50%-ki yakın ailenin en qolluq əzasının lagırğa elip gitilgenliğini bildirdi. Ve mundaq dedi. Tutkun kılınğan kişilerge ait nüfus analizlerden qarğanda bu tutkullar Xitayının təşviqat videolarda körsütilgendek yaşlar ya ki yaş kızlar emez. Belki 32 yaştan 59 yaşkışı bolğan arlıqtaki erler bulup, ular bir medeniyetinin toşuq uçulurdur. Bir öyünün eri ve atılardır. Adrian Zeniz sözleyene Xitay rejiminin bu orullarını kespi maharetlen terbiyeleş oranı digen təşviqatının mu pütülle yalğanlıqını etdi. Ve mundaq dedi. 2017 yılı çıkarılgan bir hüccetki karaydıgan bolsaq, bu lagırlarga kubul kılınan yüzligen terbiyeli güçlerden hiç kandaq bir kespi alahidilik üniversite diplomi talep kılınmagan. Ularga pekat otur mektep pütürgen buluş ve Xitayca sözleydigan buluş şart koyulgan. CNN televizisi riyasetçisi Becky Anderson programı devamında Adrian Zeniz'den siz New York vakti gezisi yazgan makalanızda Xitay rejimi emdi bu paketlerini red kılalmaydı depsiz. Sizce emdiki kademde neme buludu dep sorudu. Adrian Zeniz bununla tövendikidek cevap verdi. Hazır paketlerinin hemmesi üstel üstüde ve bu xalqara cemiyetki kılınan nahayeti çoğun bir xitap. Bulup mu Birleşken Millete Teşkilatı'a okşaş xalqaralıq urgallarına kılınan bir çakırıq. Eğer biz kişilik hukuku köngül bölümümüzdeydikken biz, mana bu hareketki ötüdüğün vaqtdır. Ondaq bolmaydıken biz kişilik hukuku köngül bölüş degenden eğiz açmasıqımız gerek. Biz çoxum tedbir elişimiz gerek. Pakitler siyasetçilerini, dünyadaki diplomatlarını, Yahudi kırgıncılıkların bu yankı en zor kölemlik tutkun hareketine karşı hareketki ötüşkü çakırıvadıdı. Adrian Zeniz'in yukarıdaki sözleri içtimai taratkularda küçülük alkışkı erişti. O, New York vakti gezdiğimi məxsus makale elan kılıp, aşkarlanan hüccetlerdeki kişinin çöçütüdüğün muhim detallarını aşkarlığan idi. Adrian Zeniz, Xitay'nın resmi istatistiklerine asaslanğanda, 2015-2018 yılları arasında Kaşgar ve Xotan'dan ibaret iki çoğun Uyghurlarına asas kılgan vilayette nüfusunun köpüş nisbitinin 84% çüşüp ketkenlikini eskertip, lagırlarının pütkül Uyghur cemiyetine intayın zor ziyalarını seylevatkallıkını tähkitledi. 24 noyabr günü El Cezire televiziya kanalımı Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki məxbi hüccetlerine haber kıldı. Programda Müslüman dünyasındaki tunulgan kişilik hukuk advokati Arslan İftihar ziyaret kılındı. Arslan İftihar sözüde Şarkı Türkistan'daki yığıveliş dağılırdı yüz beri vatkallar kişilik hukuk organlarına burundurlu məlum olsun mu? Ama bu aşkarlanan məxbi hüccetlerinin emniyetinin bütün dünyaya aşkarlanışı için muhim rol oynayacağını tähkitledi. 26 noyabr günü yine Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'mu akbarat elan kılış yığınında bu hüccetler hakkında toxtaldı. O sözüde bu məxbi hüccetlerini birkaç cihetin bahalaşkı bulduğalıqını tähkitledi. Ve aldı bilen bu Taşkı İşler Ministerliğimizden rayonda 101 vatkallar hakkında neçi vaqtın beri dəb kəlgəllərimizdən toğırlıqını dəlilidi. Xitay rejimi rayonda kişilik hukukunu iğir halda dəbsendi kılıvatıdı. Andın bu hüccetler rayonda yürgüzlü vatkallarının adetdiki mundaqlı kılınıvatkan dəbsendicilik emez, belki məqsədlik halda və heli həm devam kılıvatkan zulümlüqünü ispatla pərdi dedi. O yana bu məxbi hüccetlerinin aşkı arlınışı bilen, yanımı köp devletlerinin Amerika'ya koşulup, Amerika bilen birlikte Şarkı Türkistan'daki halıqlarının kişilik hukuk vaziyetini yaxşılaş yolu da
hareket kılışını ümit kıldığını bildirdi. Robert O'Brien, 1 milyondan artık adam yığıveliş lagırlarında yatmakta. Bu bir kabihlik. Kanada'da çakırılgan Halifax Halkara Xavupslik Münbiri Ceryanı'da Trump hükümetinin devlet Xavupslik meselesi, Xitay'nın 1 milyondan artık Uyghur'nı yığıveliş lagırlarında kamaş meselesiyle karata, dünya cemaatçilikinin kulak yupurvalgalıqını ayıpladı. Uyghurlarının növetteki vaziyeti başka yukarı derecelik emeldarlar tarafından motilge elindi. Bu növetlik yığının yıllardakiden alaydı periklendiğin yeri bolsa, yığınığı Uyghurlarının mı çakırlaşı ve Uyghurlar hakkıdaki fikir karışlarının okşumaydığın sorularda okşumaydığın şekilde tilgi elinişeydi. Yığının şembe gündeki sökbet şekildeki kısmında sözge çıkan Trump hükümetinin devlet xavupslik meselesi Robert O'Brien, Uyghurlar kamalgan lagırlarını yığıveliş lagırı dep atıdı ve bunun bir kabihlik işkellikini etti. O mundaq dedi. Biz 2019 yılda turuvatkan şaraitte Şarkı Türkistan'da 1 milyondan artık adam yığıveliş lagırları yatmakta. Bu bir kabihlik. Mence bu kabihliklerge karata dünya muvafık inkas kaytırmadı. Bu meselege inkas kaytırışta Amerika aldın Katar'da turup kilovatıdı. O bu sözlerini sökbetinin riyasetçisi hem de PBS akbaratının halkara münasebetler muhberi Rick Schiffer'nin Uyghurlar hakkıdaki suallarına cevap bergende oturgu koydu. O'Brien efendi yana riyasetçinin suallarına cevap verip 1 milyondan artık Uyghur Müslümanlarının kamelişide Xitay reisi Xi Jinping'nin bivasıtı mesuliyeti barlıqını ima kıldı. O mındak dedi. Xi Jinping Xitay reisi. Hemme hukuk onun kuluda. Şuna Xitay'da onun digini hesap. Münbarının bu yılki yığınığa 80 devletteki nüfuzluk devlet erbapları, tetkikatçılar ve kişilik hukuk faaliyetçilerini öz içine alan 300 nefer adam katnaşkan. Dünya Uyghur Kurultayı reisi Dulkunay Samı Münbar'a teklif kılınan şahıslarından biri bulup, onun eğitişçe bu Uyghurlarının bu münberge tüncü kıtım çakırlaşırken. Onun karışı mezgür xavupsizlik münberi dünyavi xavupsizlik meseleleri müzakir kılındığan muhim yığın bolsa mı? Ama bu növetlik münberde Uyghur meselesine alahide orun verilgen. Avustralya'daki kurultay muvaffakiyetlik ötküzüldü. 24 noyabr Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti Avustralya'nın Adelaide şehrinde 10. kıtımlık kurultayını muvaffakiyetlik ötküzdü. Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti kurultayının adil ve tertiplik ötküzülüşü için bir ay burun 7 er 2 ayıl bulup cemi 9 kişiden terkip tapkan kurultayının tayarlık ve başkuruş heyetini uğrunlaştırgan. Bu kurultayga cemi 177 kişi katnaşkan bulup Abdusalam Karacım riyasetçilik kılgan. Kurultayga 18 kişi namzatlıkını elan kılgan bulup, saylam neticesinde 11 kişi kurultayının daimi heyet azalıkıga saylap çıkılgan. Bu kıtımkı kurultay cemiyetinin 10. kıtımlı kurultayı bulup, saylam baştın ahire naiti tertiplik ve adil ötküzülgen. Kırgızistan Uyghurları İttifak Cemiyetinin 30 yıllıkını hatırıldı. 24 noyabr günü Kırgızistan Uyghurları İttifak Cemiyeti'nin 30. yıllık hatırı gününü ötküzdü. Murasim Bişkek şehrinin opera ve balet tiyatrıda Kırgızistan Uyghurları İttifak Cemiyeti tarafından uyuşturuldu. Mezkur murasimga Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Ali Kengişi'nin ve hükümetinin azaları, prezident aparatının hadimleri, Kırgızistan Halık Kengişi'nin reisi, Asallık Milletler Merkezlerinin reisleri, ülümalar, Kırgızistan'ın 5 vilayet vekilleri, şundaklı Kazakistan, Özbekistan ve Rusya'daki Uyghur cemaatçilikinin vekilleri bulup, cemi 800'den artık kişi katnaştı. Murasimda Uyghur ziyalilerden Muzapperxan Qurbanov katarlıklarının başçılığı da 1989 yılı 17. dekabr İttifak Cemiyeti'nin kurulganlığını, ötken 30 yıl ceryanında İttifak Cemiyeti özüge layık işçilerlerine emelge aşırıp, Uyghur halkının medeniyet sanayetini ve tarihinin terakki kılışığı tirişip gelgenlikini. Şu cümleden İttifak Cemiyeti'nin kurulganlığının 30 yıllıkını hatırlaş faaliyeti ötküzülgenliği bildirildi. Tentenelik murasim Kırgız Cumhuriyeti'nin marşı bilen resmi eşilip, Kırgız, Uyghur ve Rus tillerde elip verildi. Aldı bilen Kırgızistan Uyghurları İttifak Cemiyeti'nin reisi Asqar Qasimov cemaatki salam yollap, katnaş kuşularına öz minnettarlıkını bildirdi. Murasim diyene Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Ali Kengişi'nin muavin reisi Bekirov Nurlan, Uyghur halkının Kırgız Cumhuriyeti'nin terakkiyatına uzun yıllardan buyan zor tökbelerini koşup kilip atkallıkını tekitlep ötü. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.